Introducing the Subaru Brat, fun on wheels. The Subaru Brat is a new kind of car that shifts from front-wheel to four-wheel drive at the flick of a lever. And the Brat's back is wide open. So is the fun you can have in its two outdoor seats. The Subaru Brat, fun on wheels. Efendim hepinize merhabalar. Hepiniz GTA 5 araç tanıtımlarının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... Lan Lester bir sus! Shut the fuck up! Bugün sizlerle birlikte karşımda gördüğünüz Subaru Brat'ın modifiyesini yapacağız. Değişik bir araç tercihi. Geleli bayağı bir zaman oldu bildiğiniz gibi farklı videoları yönelmekten. GTA 5 araç modifiyelerini, GTA 5 içeriklerini falan köşeye salmıştık. Yani... Oğlum aramayın artık aramayın. Ekstrem arabalar geleceğine, uçan kaçan araba geleceğine Brat'ın gelmesi gayet memnuniyet verici. Umarım sizin de hoşunuza gider. Modifiyemiz de videomuzda... Ağzını burnunu atarım bugün herkes ters. Neyse evet nerede kalmıştık? Efendim umarım videomuz hoşunuza gider. Hoşunuza giderse siz de like fırlatır yorumlara gelirseniz. Subaru Brat'a dair yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz. Like şart, etkileşim şart, belediye çağrılışıyor. Bugün NPC'ler ayrı bir mal. Şimdi akşam saatlerine doğru vakitlerdeyiz. Sabah beklersem çok uzun olacağı için dedim. Ben bu videoyu başlayayım en iyisi. Semih ile birlikte çekecektik. Yaklaşık olarak 2 haftadır bu hıyarı bekliyorum. Efendim Semih'in GTA 5'inde bir problem var. Güvenli ağ problemi gibi bir şey. Güvenli ağ halletti. Girmeye çalıştı, olmadı. Modemini resetledi, olmadı. Farklı bir modeme geçmesi gerekiyor. Evde 2 modem var bu hıyarın. Öteki modem başka bir şeye bağlı. Onun altyapısını sıfırdan yapması falan gerekiyor. Onunla da uğraşamadı. Ben dedim Semih senin internetine de tükürürüm, sana da tükürürüm. O yüzden seninle uğraşamayacağım. Ben videoyu çekeyim. Vatandaşımız Karim Bor bekliyor. Arabanın önündeki ismi efendim Karim Bor. Bor Burat yani değişik bir tercih. Hadi modifiyesini çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama güzel tercih bak. Şöyle tamir et. Armor'u ver oradan hocam. Frenini de ver. Ana hesaplayayım efendim bu arada. Şimdi başlıyoruz. Rally amacıyla kullanabiliriz. Şu 4. sıradaki Crax aklımızda kalsın. Yok bekle. 6. 6 daha güzel. Oy, 10 daha güzel. Tamam. 10 10 10. 10. Efendim rally kafasına yapacağım arabayı. O tarza çevireceğim. Bumper'ı sökelim diyor. Yok sökme canım. Ram bar güzelmiş. Ram bar mı? He, heavy duty sanki daha iyi. Heavy duty alalım tamam. Okey. Engine'i fullle oradan. Thank you. Exhaust. Ne yaptın? Tuner exhaust yaptın. He. Krom? Ha, sadece kroma çeviriyorsun. Çift egzoz oluyor yine ama krom oluyor. Okey. Şöyle yandan diyorsun. Ha yandan olabilir. Oy! Patatatatatatatata. Patlayıcıları boş ver. Oğlum ne oluyor? Dur bir dakika. Bu ne? Remini alsak ama remi çok kötü lan. Bu ne böyle? Kobra Murat. Trail'i tam trail'den alalım. Hood'da ne var? Ha olabilir. Değişik tercihler. Bu tarz... Dur oy, bir dakika dur bakayım. O kadar ekstrem yapmaya gerek yok Cevahir Bey. Oha tamam ya. Dur bekle ama şöyle bir en azından bu da çok fazla olur ya. Şöyle bir şey Twin Vented olabilir aslında. 6. sıradaki aklımızda kalsın. Tamam Twin Vented alayım hocam oradan. Bir orta boy Twin Vented. Teşekkürler. Korna dur bekle. Şey nerede? Tamam. Gamyon kornası. Şöyle Xenon'ları ver. Neon'u fullle. Tabii ki de Javoyer sarısını alalım. Liver'de acaba göndermeli bir şeyler var mı? Varsa da ben anlayabilecek miyim acaba? Şu plaka olayını düzelttiler herhalde. Yeni plaka olayını taşıdılar mı bilmiyorum. Artık uygulamaya falan ihtiyacınız yok tarzında bir şeyler vardı. Burada benim ismimi yazıyor muydu lan normalde? Bilmiyorum. Vallahi şu an oyunu unuttum. Neyse dur. Arabanın rengini bir ayarlayalım. Şöyle hocam sarı gel. Yakın zamanda umarım GTA 5'e bir şey getirmezler. Çünkü çok boş içerikler getiriyorlar. Yani videosunu çekmiş olmak için çekmek yerine hiç çekmemek daha mutluluk verici olacak. Araç getirin. Araçlı sıkıntı yok. Araç çekeriz. Araç insanı eğlendiriyor. Ama eklemiş olmak için görev eklemeleri sinirini bozuyor insanın. Açık kapalı mı? Bu bir modifiye seçeneği mi gerçekten şu an? Ve 700 dolar mı? Oğlum ben kendim açarım bana 700 dolar verin. Salaklara bak ya. Yarış. Yarış yani olur. Fazla şey yapmasın virajlarda. Savrulmasın. Transmission aldık. Aha. Dur. Ona en son geleceğim. Dur. Turbo. Ver oradan. Janta bakacağım. Şunu limo yap. Jant gel bakayım. Şimdi offroad yapacaksak. Burada Şeref Yüksel Enes'i de analım. Ben bir Dux'u alayım. Olmadı. Değiştiririz. Evet. Klasik bir Javoyer lafı ama.
Şunları da bir sarı yapsak mı? Sarı çok kötü olur lan, dur. Saçmalama, siyah yapalım. Tamam. Kendimi onaylıyorum. Şunu custom yap tabii ki. Custom yapmaya mıydık acaba? Yapmasa mıydık? Yapmaya mıydık, ne lan? Şunu da aldım, tamam. Şimdi gel bakayım. Vay vay vay, dere kaplama. Vay vay vay. Oğlum bu ne? Dur bakayım. Ha, roll cage olabilir. Ha, bu şirinmiş. Dur, bu ne? Ha, arka tarafa okey. Oy, bu ne, hayvan kaçakçılığı. Bu ne lan? Aslında güzel oldu bir yandan. Ama bilemedim ki oğlum. Metal panel yerine siyahı var mı bunun? Dur bekle. Baya güzel oluyor lan arka taraf. Şöyle roll cage tire mount iyiymiş. Tırmanış seti gibi bir şey böyle. Oy, sen ne yaptın lan? Oğlum bu da fena lan. Ama aracın tarzı çok değişik oluyor. Benim senin tarzdan çok çıkıyor. Bu bu da olabilir. Sinirim asıldı. Olabilir, dur. Arkadan da cıstak cıstak şarkılı bir tane araba geçiyor mahalleden. Dur bakayım. Yok, bunları geç. Bunları geç. Tamam bu iyi. Tamam. Bak işte araba gibi araba. Hey be. Livery'e bakayım, çok merak ediyorum. Karimbor. He, güzel böyle retromsu bir tarzı var. Aracı da uygun aslında. Oy. Bor retro mükemmel. İyi olabilir. Bu bir yerlerden alınmış olabilir. Çıkartamadım. Tanıdık gelmedi. Yok hocam, Camry falan gerek yok. Fazla patriotizm iyi değildir. Yok, geç. Tamam, ben aklımdakini buldum efendim. Aslında sadesi böyle mi olsa lan? Dur bakayım. Aa, bir dakika, beyaz ortasındaki beyaz yazı gidiyor. He. O zaman böyle olsun, böyle. Tamam. Vay. Bak, alem delikanlı görsün. Aslanım benim be. Dur, uzunları yak. Ohohoho. Karim Bora baksana hele. Oy, patlatıyor egzozu. Oğlum bunun farları ne lan böyle? Oha. Bayağı geniş farlar var. Tabii ön tarafa da yaptırdık ya. Şimdi efendim aracı amacına uygun kullanacağım. Dağlara doğru süreceğim. Dağlarda bir test edelim. Değerlendirelim vatandaş. Sakin ol. Çok değişik bir araba oldu böyle ama bu. Olması gerekenden fazla mı uzun? Ya kaptan, arama artık beni. Bir de dur bakayım. Evet, he, basıklığı şimdi fark ettim, okey. Güzel. Ekstradan bir şey var mı? Dur bakayım. He, yok. Bir derim hani ön kaldırırım falan diye. Fakını çıkarmıyor diyor. Doğru, haklı yani. Şurada yanına bakayım. Oğlum! Peki bir dakika. Hasar konusunda nasıl? Sonuçta çok olmasa da kalıplı bir araba. Dur bekle, gel karşıdan gelene bir tane koyalım şöyle. Tamam. Evet, bir şey olmuyor. Ama arabada hasar yok bak. Vallahi yok. Çıtır hasarlı bile değil aslanım benim. Şuradan daha doğru gidelim. Efendim şimdi dağ kısmına falan gidelim. Sonra devam eden süreci ben sabaha alıp öyle devam ettireyim. Hem gece hem gündüz döngüsünde arabayı en azından görün istiyorum. Biraz beklerim, onun için sıkıntı yok yani, o kadar değil. Burası ne lan böyle? İlginç bir yer. Dur bakayım, içeriden mi göstereyim? İçeriden gayet sade bir tasarım var. Ama yani olması gereken de bu. Saçma salak böyle ekstradan iç dizayn falan ekleseler kötü olurmuş. Öyle diyorum, yarın beniye getiriyorlarmış. Vallahi olur mu, olur. Dur bakayım, şu anahtar mı, birisini kurtarmak mı gerekiyor? Şey, araba mı, pardon. Şu mavi işaret çıktı ya bir tane haritada. Büyük ihtimal anahtar olayı yine ya. Şu Kayo Perico'nun şeyleri var ya. Oraya bir gidelim bakalım. Şuradan yapıştır bakayım. Hey aslanım benim, hey! Bak ne güzel olurdu biliyor musun? Şu arka bagaja kürek mürek attık ya. Alacağım, onları kullanmaya başlayacağım. Vallahi güzel olurdu. Dur bir dakika, yavaş, sakin, tamam. Hasar testinde sınıfta kaldı, evet. Ama gideri var mı? Bence gideri var. Bilmiyorum niye hoşuma gitti o kadar ama. Herhalde o kadar çok aynı böyle tek düze araç gördüğümüz için biraz değişiklik bana iyi geldi. Oğlum tamam, sakin ol, sakin ol. Şu mavi noktaya bakalım ne varmış. Ben adam diyorum. Araba çıktı, Allah belanı. Konuşsa yine tükürdüğüm. Hadi hız testi yapıyoruz. Bir de manevra kabiliyet testi. Oho! Oho! Orada döndüreydik var ya, çok mükemmel olurdu. Bu inşaat bitti mi lan? Oğlum şu inşaatı bitirin artık ya. Vallahi bir oyundaki Subaru araçları güzel değil mi ya? Karin Sultanlar mıydı? Karin Sultan klasik falan vardı değil mi? Onlar Subaru'nun araçlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oyuna her gelen Subaru aracı ayrı bir güzel oluyor. Değişik kafada oluyor. Ya da ben Subaru seviyorum, bilmiyorum. Olabilir, ikisi de olabilir. Kendime güvenemiyorum bu konuda.
Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Sabahleyin havalimanında hız testi yapalım. Hadi havalimanında sabahleyin görüşürüz. Hello! Sabah saatlerine tekrardan merhabalar efendim. Aracımızı şimdi havalimanı ortamında deneyeceğiz, test edeceğiz. Yalnız şöyle havalı bir görüntü oluşuyor. Sabaha kadar beklerken şöyle bir güzel bir egzoz patlatma serüvenine giriştim. Bak iyi izle. Bekle bekle bekle. Şimdi hadi pat 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 pat. Evet. Ne antilege kardeşim? Öyle bir şey yok. Bizim zamanımızda antilek mi vardı? Yani şimdi kıyaslayacak bir araba olunca tabii acayip oluyor. Ama kendi segmentine göre, segment filan Cevahir Bey hayırdır? Cevahir Kabak mısın yoksa? Yani güzel gidiyor. Çok açıklayıcı oldu. Offroad araçları açısından mantıklı bir hızdadır diye düşünüyorum. Ortalama bir derecesi vardır. Ama şimdi gelin bir fiyat performans kıyaslaması yapalım sevgili seyirciler. Bak iyice araba kanalı olduk böyle. Dur, nerede satılıyordu bu hıyar? Southern San Andreas'ta. Şimdi 1.280.000 yurt dışına gitti ki bu araç böyle fiyata seni döverler. Neyine yani 1.280.000? Hadi ne bileyim böyle koleksiyoncusundur, o zaman çıkmış ender bir aracı bulursun filan. Sınırlı sayıda üretim tarzında olur. Ama yani GTA 5 içerisinde 1.280.000 ne? Diyeceğim ama tabii ki de biz hangi araçların ne fiyata satıldığını gördük. Değil mi dayı? Değil. Üzerine kırdım sadece ya. Hep terbiyesizlik. Ama yapacak bir şey yok efendim. O yüzden şöyle uçalım. Fiyatı son derece gereksiz. Modifiye parçalarını falan düşününce yaklaşık olarak size bir 2,5 milyona falan patlıyor arabamız. Ama offroad içeri çekmeyi seven değişik arkadaşlarınız varsa benim gibi videolarda değerlendirmek adına güzel olabilir. Tabii en sağ mı orası yani kısmet. Offroad içeri falan demiş ki aklıma geldi. Bir de çıkmış utanmadan şeydi ya. PUBG partnerliği. Oturma organım. Git kanalın önce video at. Şeref yoksunu. Biz bununla var ya efendim 2 bölüm Serious Sam çektik. Şimdi belki benim yan kanalda yani burada atarım diye bir seri daha çektik. Onun ismini söylemeyeyim. Onun da 2-3 bölümünü çektik. Hala köşede bekliyor. Paşamızın keyfini bekliyor. Şeref yoksunu köpek. O yüzden bazı arkadaşlarınızın efendim ipiyle kuyuya inilmez. Hayatta böyle garantiyi alacağınız arkadaşlarınızla birlikte yola çıkın. Oğlum benim Karim borumu rahat bırakın. Nerede benim minigunum? Gel hele gel gel. Gel bir açığa çık gel gel utanma gel. Gel ne yapıyorsun sen? Hadi aşağı. Hadi yallah köyüne. Yürü. Kırptım seni. Hadi yokuş aşağı efendim. Lan oğlum. Dur sakin ol. Ekranım çok çalkalandı. Sağ yap, sol yap, sağ yap, sol yap. Tamam iyi. Oğlum sakin ol. Tamam dur artık dur. Dur tamam sakin. Lan tamam dur. Bu aradan gireyim mi lan? Olur. Kendi kendime soru soruyorum. Kafayı yedim. Oyy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 
hatırlıyorsam Semih'le birlikte herhalde 3 kere patlamıştık video içerisinde. Ne oldu lan? Bir an pinglendik gibi bir şey oldu. Semih'i andık ya ondan dolayı herhalde. Hocam şöyle bir inşaat sahasını oraya gidince bitirirsek. Ha kendi şartlarını kullanalım biraz. Dur bakayım. Şöyle bir hareket. Oyy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 
Bak kendi toprağına gelince nasıl kudurdu. Dur yine helikopter mi geldi? Ya rahat bırak artık şu karın borumu. Araba gayet eğlenceli. Sürüşü filan değişik. Onlar ne yapıyor orada bilmiyorum. Uzun zamandır bu tarzda bir araç görmediğimiz için oyuna hep böyle antin kuntin fazla süpersport araçlar filan eklendiği için böyle bir arabaya hasret kalmıştık. Arabayı da efendim puan verecek olursak 10 üzerinden 6.5. Benim için bir 6.5'u var. Bahsettiğim koşullar nedeniyle filan. Yoksa 4'lük bir araba olabilir. Bu iş açılar benimle mi konuşuyor? Nerede o? Bana mı diyorsunuz onu? Bana mı diyorsun onu? Gel buraya gel. Bana mı diyorsun onu? Bana mı diyorsunuz? Ağzına çukurduk derim. Bana mı? Evet efendim. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Sevgili Karim borcumuzdan bu kadardı. Sevgili Subaru Brat'ımızdan. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse seri şekilde like fırlatırsanız seviniriz. Araca dair de yorumlarınız varsa yorumlara bekliyoruz. Yeni geldiyseniz de tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu tarzda kafası güzel içerikler efendim kanala gelmeye devam ediyor. Siz de katılmak isterseniz filan. Abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi. Atman sizinle olsun. Brat.